Bir genel anestezi sabahından herkese günaydın. Fransa'dan gelen bir hastamız var bugün. Total dişsizlik şikayetiyle geldi. Yaklaşık tomografiden de bakabiliriz. Yaklaşık 3 saatlik bir işlemimiz var ya da 4 saatlik. Nasıl bir işlem var? Şöyle bakalım. Uzun süre hareketli protez kullanımı mevcut. Buna bağlı çene kemiklerinde rezorpsiyonlar var. Kolay bir hasta olmayacak. Bugün eğer görüntüde yakınlaşıp alabilirsek, hatta ben de yakınlaşayım biraz. Alt çenede bu sinir hizalarından itibaren olan for dediğimiz bir teknik deneyeceğiz. İnşallah planladığımız gibi ameliyatımızın geçeceğini umuyoruz. Heyecan var mı? Evet, biraz. Yalana bakma var diyorsun. Var yani. Tamam. Kızın yanında değil. Yok, kızın yanında değil. Hayırlısın. Tamam, ben kızına birer birer rapor veririm. Evet. Ameliyat tamam. Sonrası. Tamam. Hayırlı güzel haberlerini veririm. İnşallah. Tamam. Geçmiş olsun şimdiden. Sağ ol doktorum. Allah razı olsun. Hastamız Fransa'dan geliyor. Gerçi şöyle diyeyim artık. Orada işi gücü bırakmış, doğru mu abi? Hocam, aynen. Ali Bey'in hastası var. 6 ay Türkiye, 6 ay Fransa. Aynen. Evet. Doğru. Diş oluyor. Ekip hazırlıkları devam ediyor. Begüm Estetik Şube. Hanım, ablamız Dilara Akademi Şube. Dilara'nın aklı, ismi aklıma geldi bir anda. Heyecanlandım. Begüm benim şahsi asistanım bu arada. Helinden sonra diye. Akif hocam, kendisi ağız yüz çene cerrahı, Dentova Grup bünyesinde sağ olsun şubelerimizin. Bugün bayrağı meyin ameliyatını yapacağız. Üst çeneye 6 tane planladık. Alt çenede de menteller arasında 4 tane yapacağız olofor şeklinde. Arka grup bölgelerde çünkü yeterli kemik yüksekliğimiz yok. O şekilde bir protetik tedavi planladık. İnşallah bugün bitireceğiz hepsini. Multiplikler de takma edeceğiz. Kısa zamanlara protezist yapısını yüklemeye niyetimiz var. Eğer yapabilirsek işlemi giderse bir hafta sonra geçicilerimizi takmayı düşünüyoruz. Detaylı bir video çekimi de düşünüyoruz bu hastada. Aşama aşama. İnşallah her şey planladığımız gibi gider. Bayram Bey, iyi uykular diyoruz. Güzel bir uyku bekliyor sizi. Çok memnun kalırsınız inşallah. İnşallah. Zaten ben duvarınızda Ali Bey yanında. Evet. Bayram abi zor uyuyacak gibi. Kamera var, biraz yavaş uyuyalım. Şu an son hazırlıkları yapıyoruz. Son hazırlıklar neler? İşlem alanını, operasyon bölgesini, yani operasyon bölgesini etkileyebilecek dudak etrafı, yüz bölgesi. Bunları olduğu kadar steril etmeye çalışıyoruz. Yani bu yüz bölgesinden dışarıdan da gelebilecek olumsuzluklara karşı, tehlikelere karşı, enfeksiyon riskine karşı sterilizasyon işlemini tam yapmamız gerekiyor. Genel anestezi altında diş tedavisi her ne kadar kulağa soğuk gelse de insanların çok hastalarımızın alışmadığı bir tedavi türü olsa da monitörize alanlardan dolayı yani kontrol mekanizması burada biraz daha üst seviyede. Allah korusun klinik şartlarında lokal anestezide gelişebilecek komplikasyonlar karşısında biraz daha çaresiz kalabiliyoruz ama uzman doktorlar eşliğinde, uzman anestezistler ışığında, onların korumasında diyeyim, kontrolü altında
genel anestezi altında diş tedavisi ya da herhangi bir başka tedavi güvenli diyebiliriz. Orada yok. Tabii. Genel anesteziye her isteyen hastamız hemen bir an önce yatmıyor, yatamıyor. Genel anesteziden önce mutlaka kan tetkikleri olmazsa olmazı konsülte doktorlar tarafından da hastalar değerlendirildikten sonra genel anesteziye yatıyor. Yani genel anestezi kararı profesyonel alınan bir karardır. Kafamıza göre bir durum yok. Yani şu durum da olabilir. Hastanın değerlendirmeleri sonucu bu hasta genel anestezi altında tedaviye uygun değildir sonucu da çıkabilir. Böyle durumlarda mecbur lokal anestezide tedavilerimize devam ediyor ama genel anesteziyi tercih ettiğimiz vakalar da genellikle ileri cerrahi vakaları. Yani 3 saat, 4 saat işlem süresi olan hastalarda biz genel anesteziyi tercih ediyoruz. Hasta konforu ve hekim konforu için. Günümüz diş hekimliğinde artık bulantı refleksi olan hastalarımız, yüksek korku, endişe duyan, geçmişte olumsuz diş tedavisi tecrübeleri olan hastalarımız ve bir de işlem süresi uzun, ileri cerrahi yaptığımız hastalarımızı artık son 4-5 yıldır genel anestezi seçeneğini sunmaktayız ve uygulamaktayız. Genel anestezi esnasında, yani işlem sırasında hastamızı damardan gerekli ilaçlarını da yolladığımız için antibiyotiklerini, ağrı kesicilerini, kortizonlarını post-op, yani ameliyat sonrası da ağrılarımızın biraz daha az olduğunu gördük. Yani klinik şartlarında lokal anestezide yaptığımız tedavilere göre bu bir avantaj. Hastanın acı duymaması, post-op yani operasyon sonrası ağrının, şişliğin, morluğun daha minimum seviyede olması genel anestezi seçeneğini biraz daha değerli kılıyor. Son dönemde özellikle yurt dışı hastalarımızdan çokça talep aldığımız bir tedavi seçeneği. Şimdi bu görüntüleri niye alıyoruz? Birçok soru geliyor. Özellikle genel anestezi hususunda. Hocam nasıl oluyor? Herkese uygun mudur? Nasıl bir ortam var? Riskleri nelerdir? Lokal anestezide işlem yaptırmaktan da korkuyoruz. Genel anesteziye yatmaktan da korkuyoruz. Olduğu kadar hastalarımızı bilgilendirmek amacıyla ve rahatlatmak amacıyla bu görüntüleri paylaşıyoruz. Monitörize ekranlarımız. Burada hastalarımızın her türlü hayati fonksiyonları kontrol altında. An ve an anestezi uzmanımızdan da ara ara bilgilerini alıyoruz hastamızın durumuyla alakalı. Hemen müdahale imkanı var. Full komple steril ortam. Yani burada gördüğünüz steril eldivenler, üstümüzdeki bu ameliyat önlükleri falan hepsi steril. Üstteki yeşil önlükler. Burada non-steril kesinlikle hiçbir bölge yok. Yine cerrahi masamız, implant asistanımız. Çok karşılaştığımız bir soru var. Hocam sizin bu implantlar yurt dışından geliyor. Biz bu implantları yanımızda getirelim. Maalesef öyle olmuyor. Niye olmuyor? Örneğin biz hastamıza 10 tane implant yapacağız şimdi. Hastamıza 10 tane implant yapmak için ilgili yetkili implant firması bize yaklaşık 150 tane implant seçeneği getiriyor. Yani şöyle olabiliyor. Mesela şuradan bir implant aldım. Tam hasta ağzına götüreceğim. Elimizden düşebiliyor, sterilliğini kaybediyor. Hemen ikinci bir kutuyu açmamız gerekiyor. O yüzden hani özellikle gurbetçi hastalarımızdan bunu çok duyuyoruz. Hocam neyse biz getirelim. Almansa biz Almanya'da yaşıyoruz. İsviçre'yse işte bizim orada akrabamız var. Oradan göndersinler. Maalesef bu implant stok durumları da böyle olmuyor. Onun harici implantın birçok ara parçası var. Protez yüklenme aşamasında. Bu anekdotu da küçükçe eklemek istedim. Yani sıkça gelen sorular üzerine videolarımızı oluşturuyoruz. Yine hepsinden ziyade bu herhangi bir malzeme değil. Bu medikal bir malzeme. UTS dediğimiz, yani ürün takip sistemi adı altında bir ağ içinde satılıyor hekimlere. O yüzden zaten şahısların implantı alması getirmesi gibi bir durum maalesef yok.
araştırayım. Kimse gücenmesin, alınmasın. Coğrafyanın en iyilerinden plastik cerrah Mehmet Öztan. Doğru muyum hocam? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz çözüyorsunuz. Mahallemin kralıdır. Alaylarcı. Hocam gayrimenkul zengini bu arada. Onu da çıkarttık. Mehmet hocam plastik cerrah. Sen çıkan center'da. Ay çok güzel. Burnu beğenmek üzere aşağı buraya. Güzel burun birini görüyorsan mutlaka Mehmet hocam önünden geçmiştir. Hani dişinden önce burnuna bakın aslan. Nereden bileceğiz Mehmet hocamın yaptığını? Vallahi hocam imzasını atıyor. İçinde bir köşede imzası var. Ben anlıyorum. Ameliyatımızın ikinci bölümündeyiz. Alt çeneye geçtik. Alt çene posterior molar bölgede ciddi bir kemik defektimiz var. Standart implantlar yerleştirilemiyor. Mental sinir bölgeleri gerisine. O yüzden bu tür hastalarda mental sinirler arası 4 implant yerleştirerek tabii distaldaki implantları açılı minimum 30 derece yerleştirerek uyguladığımız bir All-on-4 tekniği var. Yani sabit protez ve hareketli protez arasında hastaya konfor sağlamak için son yıllarda popüler olan bir teknik. Birazdan detayları göstermeye başlarız. Sonuna geldik. Yaklaşık şöyle saatimize bakıyoruz. 3,5-4 saat süren bir işlem oldu. Hareketli protez planladığımız hastaya işte All-on-4 dizaynına geçtiğimizden dolayı bir yarım saat, bir saat rötar yaptık. Nitekim şu an kapatıyoruz hastamızın tedavi bölgesini. Biz de artık kliniğe hastalarımıza yetişmek üzere yola çıkıyoruz. Bildiğimiz hastamızda üst çene 6 tane, alt çene 4 tane en son implant yerleştirdik. Kendi üst çenemizde de 2 implantların implantlarını aldık. Alt çeneki implantlarda derin bir özel metot derimiz olan metodu da yerleştirdik. Bu tabii ki çok tercih edilen bir yöntem değil. Yeterli kemik varlığında aslında çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Çünkü implantın herhangi birinde yaşanacak problemden dolayı diğer implantların da başarısını tehlike atabiliyor. Ancak böyle kritik durumlarda bu implant metodunu kullanmak hastalar için en güzel ve en basit çözüm oluşu. Umarım hastamız da memnun kalacaktır. Merhabalar. Ameliyatımız bitti. Tam çıkışta Ahmet hocamla karşılaştık. Ahmet Yıldırım, doçent doktor Ahmet Yıldırım, ortopedi uzmanı. Spor cerrahisi. Spor, evet, spor cerrahisi ki Konya'da bugüne kadar ben spor alanında yoğun çalışan olmadı. Olmadı. Konya'mız için de büyük bir kazanç. Hem kendisi de Konyalı. Medeva Hastanesi'nin ekibinde. Doğru muyum? Doğrudur. Selçuk beraber çalışıyoruz. Yakın zamana kadar Selçuk Tıp Fakültesi'nde görevliydim. Şimdi artık cumartesileri, bir hafta sonları ameliyathaneye geldikçe gittikçe karşılaştıralım. Yok, Ali Hocam'la birlikte çalışıyoruz. Evet. Onlar da muhteşem işler yapıyor. Teşekkür ederiz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Görüşürüz, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.